gelecek. Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Yaman'ın cesaretini biraz daha ölçeceğiz. Cesaret derken arkadaşlar, bu araya kızan köpeğe girince en ufak, hatta pusatı bile getirsem pusat bile atarını koyacağına eminim yani. Birazdan Yaman'ı, Bozo'yu kraliçenin yanına bağladım arkadaşlar. Ha, eşleştirmiyorum kesinlikle Bozo'yla kraliçeyi ama sadece Yaman'ın cesaretini ölçmeye çalışacağım arkadaşlar. Farkın olacak, bir bakacağım ona. Bozo, bak fazla atar yapma. Tutuyum, edeyim deme, tamam mı? Ben de seni tutarım vallahi, geliyorum. Aha baba, zinli oğlu. Böyle zinciri bir daha kontrol edeyim arkadaşlar. Tamam, sıkıntı yok. Buradaki amaç arkadaşlar, Yaman'ın cesaretini biraz daha açmak. İnşallah olacak şeyler. Kraliçem dur kızım. Ben dur. Fazla hızlama, tamam mı oğlum? Tamam mı benim oğlum? Hop benim hem sana. Arkadaşlar birazdan Yaman'ı getirelim. Bu arada ağaçlarımıza, büyüklerimize sordum arkadaşlar. Korma İbo dedi, onlar tutar dedi yani. Devamlı sura dedi. İnşallah tutacak. Paşa, sen ne oluyorsun oğlum? Ha? Aslan Paşa. Ha baba, sen ne oluyorsun? Arkadaşlar pitonumuzda biliyorsunuz kraliçeyi eşledik. Deli kızı da kızana geldiğinde hemen pitonu çekeceğim. Piton yoruluyor ama soyunun devam etmesi için böyle canavar gibi yavrular almamız için eşleştireceğiz nasip olursa. Hem lan aslan, soyun devam edecek mi lan? Hem oğlum. Arkadaşlar yani pitonun yavruları muhteşem bir şey olacak. Hem lan kral. Aferin benim oğluma. Hadi bakalım şu Yaman'ı bir götürek de bir hırlasınlar bakayım. Yaman'ın cesaretini açak. Yaman. Gel oğlum. Yaman'ın tepkisi ne olacak arkadaşlar, bir bakalım. Geçen biliyorsunuz şeye bayağı bir karşılık verdi pitona. Şu anda kraliçenin kokusuna bakıyor arkadaşlar. Gel lan gel. Bozo sakin oğlum la. Gel, gel. Valla Bozo çıldıracak arkadaşlar. Bozo'dan ben de korkuyorum. Tamam mı oğlum? Sakin. Sakin. Arkadaşlar bu Barış abinin yanında biliyorsunuz.
Bozo'yu buradan tutup da karşılık verdiremedim. Biliyorsunuz Bozo bana dönüyor. Orada bu şekilde yapabilseydim daha bir güzel görüntü olurdu ama yapamadım onu. Dürzü bana dönüyor. Yaman'da cesaretli arkadaşlar işte. Bir yandan da tırsıyor yani. Kuzu gel bana. Gel yanına. Gel. Artistler. Artistler. Bak ses tonumdan anlıyorlar hemen arkadaşlar. Tamam lan, tamam lan. İkiniz de artistsiniz lan. Tamam. Neyse. Yaman'ı fazla şey yapmayalım. Yaman cesaretli ama yine de Bozo biliyorsunuz Bozo'dan çekinmeyecek adam. Sıkıntı yani. Zamanla yavaş yavaş oturacak Yaman'da değil mi oğlum? Değil mi lan? Arkadaşlar tabi Bozu'ya karşılık vermek çok sıkıntı. Yine de Yaman yavaş yavaş oturacak kendine. Daha yaşı genç biliyorsunuz. Şöyle bir 2-2,5 yaşlarına geldikten sonra Yaman da harbi harbi canavar olacak. Güzel bir köpek olacak. Yaman'la da Yaman'a çok güzel bir eş bulmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yaman'ın fitliğinde fizik yapısında hatta bir köpek var aynı Yaman'a benziyor ama nasip olursa eğer sahibinden anlaşmamız olursa onu getirebilirim veya ondan çekerim yavrulardan verebilirim sahibine o şekilde anlaşırız inşallah hatta arkadaşlar pusadı kraliçenin yanına getirsem kokusunu iyice bir alsa o bile ters yapar yani. %1 milyon yapar. Bozu olmazsa kim olursa olsun fark etmez. Yani sadece pusattan bahsetmiyorum arkadaşlar. Kızan kokusunu almış köpek en kötü köpek olsa dahi bildiğiniz şey oluyor. Böyle canavara dönüşüyor yani. O konuda hatta şey tam üstüne bastı keş bile yapar yani atarını. O kokuyu aldıktan sonra tamam lan pusat. Aferin benim oğluma lan. Babacın ne oluyor lan? Ayı. Lan oğlum ha. Keş. Lan oğlum. Ne demiş lan? Lan oğlum. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın.